Selamlar herkese, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte bütün içerik üreticileri olarak hepimizin aklında sıkça takılan içerik bulamıyorum, ne yapmalıyım sorusuna yanıt arayacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İleriki videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. İsterseniz çok da vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bu videoda sizlere nasıl içerik bulabileceğiniz hakkında tavsiyeler vereceğim ve aynı zamanda kendi kullandığım taktiklerden de sizlere bahsetmeye çalışacağım. Uzun bir süredir YouTube'dayım, uzun bir süredir içerik üretiyorum. Bu benim ilk kanalım değil. Çok farklı kategorilerde içerik ürettim, hala üretiyorum. Bildiğiniz üzere hala yürütmekte olduğumuz birçok YouTube projemiz var. Ve bu kadar projeye aslında içerik bulmak bazen zor olabiliyor arkadaşlar. Ve böyle durumlarda tabii ki benim de kullandığım birkaç taktik, birkaç yöntem var. Bunlardan da sizlere bu videoda bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar, içerik bulmak için yapmamız gereken ilk şey YouTube'u iyi bir şekilde analiz etmek. YouTube'da gezinirken, videoları izlerken sadece o videoyu izlememeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir içerik üreticisiyseniz. Bu videoları izlerken aslında ben nasıl bir video yapabilirim diye düşünürseniz emin olun çoğu videodan kendinize bir içerik çıkaracaksınız. Yani YouTube'u iyi bir şekilde analiz ederseniz, YouTube'da daha fazla vakit geçirirseniz ve o vakti değerlendirirseniz, tabii ki keyifli vakit geçirmek için çoğumuz günün birkaç saatini YouTube'a ayırıyoruz. Ama bu birkaç saatin dışında da aslında içerik bulmak için vakit harcamanız gerekiyor arkadaşlar YouTube'a. Her türlü içeriği izlemeye, takip etmeye çalışın. Böylece aklınıza mutlaka o içeriklerden bir tanesi içerik olarak dönecektir. Yani siz o içeriği izleyeceksiniz ama bir bakmışsınız ki aklınıza bambaşka bir fikir gelmiş. O içerikle tam olarak aynı olmasa da benzer fikirler bulmuş oluyorsunuz. Bu gerçekten çok normal. Her şeyin bir algoritması olduğu gibi beynimizin de bir algoritması var. Ve o algoritmayı tutturduğunuzda aslında aklınıza bir içerik olarak dönüyor bu. Ve böylece bir içerik bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. O içeriği de en iyi şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi YouTube'da daha fazla vakit geçirerek içerikleri analiz etmeye çalışın. İzlediğiniz her videodan, izlediğiniz her içerikten kendinize bir pay çıkarmaya çalışın. Kendinize bir video çıkarmaya çalışın. Bu kadar içerik analiz ettikçe aslında sizin de aklınıza bambaşka kimsenin yapmadığı içerikler gelecektir ve böylece çok daha özgün içerikler üretebileceksiniz arkadaşlar. İkinci olarak aslında birincinin peşinden gideceğiz biraz. Sizin kategorinize benzer Türk ve yabancı kanalları takip etmeye çalışın. Kategorinizle uyuşan kanalları takip edin arkadaşlar. Kimi zaman belki onların içeriğini yapın ama tabii ki bunu değiştirin. Tamamen aynısını kopyalamayın hiçbir zaman. Ama birinin içeriğini alıp üstüne kendinizden bir şeyler katarak bunu videoya dönüştürmek çok da yanlış bir şey değil arkadaşlar. Ki YouTube'daki eğlence kanallarının %90'ı bu yöntemi kullanıyor. Hatta dolaylı yoldan bütün kategorilerdeki kanallar bunu kullanıyor. Ben de dahil. Önemli olan aslında o aldığınız içeriği nasıl kendinizle özdeşleştirdiğiniz. Yani birinin videosunu olduğu gibi kesinlikle kopyalamayın. Bence bu çok yanlış. Tabii ki bu durum her kategoride değişiklik gösterebilir. Mesela bizim kategorimizde, yani eğitim kategorisinde zaten konular belirli olduğu için birkaç kişi aynı içeriği çekebilir. Bu çok garipsenmez. Ama yine de kendimiz de özgünleştirmeye çalışırız. Her kategoride de yapmanız gereken bu aslında. Dediğim gibi yabancı ve Türk kanalları takip edin arkadaşlar. Özellikle de bu kanallar size örnek olabilecek kanallar olsun. Bu kanalları takip edin. Zaman zaman onların izlenen, sevilen içeriklerini örnek almaya çalışın. Dediğim gibi tamamen asla kopyalamayın. Ama o içeriği alıp kendinizle özdeşleştirip yeni bir içerik ortaya çıkarın. Özellikle yabancı içerikleri bir nevi Türkçeleştirip izleyicilerinize sunarsanız izleyicileriniz de bundan çok memnun kalacaklardır. Çünkü gerçekten yabancı içerikleri bazen anlayamayabiliyoruz doğal olarak. Ülkemizde yine temel anlamda büyük bir çoğunluk İngilizce biliyor olsa da İngilizce bilmeyen daha büyük bir çoğunluk var. Yani yabancı içerikler, özellikle İngilizce içerikler çoğu zaman ülkemizdeki insanlar tarafından takip edilemiyor. Ve siz bu yabancı içerikleri Türkçe'ye çevirip aslında bir nevi insanlara sunduğunuzda çok ilgi görecektir arkadaşlar. Yani yabancı kanalları takip edip onların içeriklerini alıp kendinizle özdeşleştirip kullanmanız sizin için çok iyi bir içerik olacaktır aslında. Ve aynı zamanda ilk maddede bahsettiğimiz konuya burada geri dönmüş oluyoruz. Siz bu içerikleri takip ettikçe aslında kendiniz de içerikler keşfedeceksiniz ve belki de ileride o insanların sizden görüp yapacağı içerikler ortaya çıkaracaksınız. Yani işler tamamen bu şekilde ilerliyor.
Aynı zamanda gündemdeki konular hakkında videolar yapmak isterseniz ki bu kanalınızı çok ön plana taşıyacaktır. Sizlere Google Trends'i takip etmenizi tavsiye ediyorum. Google Trends'te dünyada ve Türkiye'de günlük olarak en çok aratılan konuları bulabilirsiniz ve böylece aslında içeriklerinizi buna göre dizayn ederek daha çok izlenme elde edebilirsiniz. Hem de içerik sıkıntısından biraz da olsa kurtulmuş olursunuz. İçerik bulamamanızın aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi de kendinizi kısıtlamanız arkadaşlar. Kendinizi asla belirli bir şeyle kısıtlamayın. Yani örnek veriyorum, bir eğlence kanalısınız, bir seriyi başlatmışsınız. Son zamanlarda aslında en çok gördüğümüz örnekten bahsedelim. Ucuz, orta, pahalı diye bir seriyi başlatmışsınız ve bu seride ucuz, orta, pahalı şeyleri inceliyorsunuz. Şimdi siz sadece bu seride ilerlerseniz bu içeriği ne kadar ilerletebilirsiniz? Bir yerde mutlaka takılacaksınız. Ama içeriklerinizi bu kadar sınırlı tutmazsanız birçok seri oluşturup bu serilere video üretirsiniz. Çok daha uzun süreli içerikleriniz olacak arkadaşlar. Sadece bu serileri belirli bir kalıpta tutup devam ettirmekten bahsetmiyorum. Sürekli yeni seriler çıkarmak, kimi zaman tek videolar atmak, bunlar gerçekten çok işinize yarayacaktır. Kendinizi kısıtladığınız zaman içerikleriniz her zaman kıt kalacaktır ve mantık olarak bir yerde tıkılıp kalacaksınız. Bu yüzden aslında hem izleyici kitleniz kısıtlı bir kitle olacak, hem de siz içerik bulamayacaksınız. Bu da izleyicilerinize sıkıntı yaşatacak. Onlar sizden yeni bir video beklerken yeni bir video belki göremeyecekler. Bu da izleyicilerinizin de aslında güvenini sarsmanıza sebep olur. Bu konuda aslında kendi kanal hikayemden sizlere örnek verebilirim. Ben bu kanala ilk açtığımda arkadaşlar sadece iki program üzerine videolar çekiyordum. Temel olarak Photoshop eğitimleri veriyordum. Yanında da Camtasia Studio'da nasıl video montajı yapılacağı hakkında videolar üretmeye çalışıyordum. Zaman ilerledikçe doğal olarak içerikler tükenmeye başladı. Ben de bunların üzerine aslında içeriğimi genişlettim. Öncelikle uygulamaları genişlettim. Daha farklı uygulamalarla ilgili de eğitimler çekmeye başladım. Daha sonra şu anda bu videonun içeriği de olan YouTube eğitimlerine başladım ve bunu da ilerletmeye çalıştım. Zaman geçti, bunun üzerine mobil uygulama eğitimleri eklendi, bambaşka programlar eklendi, internetten para kazanma eklendi. Bir sürü kategoride içerik üretmeye başladım. Ama bu içeriklerin temel olarak bir adı vardı. Eğitim. Bunun asla dışına çıkmadım arkadaşlar. Yani YouTube'da size de tavsiye ettiğim bu, belirli bir kategoriniz olsun ama bu kategoriyi farklı içeriklere bölün. Yani birbiriyle alakalı, izleyicilerinizin seveceğini düşündüğünüz her içerikte videolar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani kendinizi hiçbir şeyle kısıtlı tutmayın ama tabii ki çok fazla da açılmayın. Örnek veriyorum, bir eğitim kanalıysanız gidip de oyun videosu çekmeyin. Çünkü izleyicileriniz sizi oyun videoları için değil, eğitim videoları için takip ediyor. Yani belirli bir kategoriniz olsun, bu kategorinin içinde içeriklerinizi genişletin. İzleyicilerinizin ilgisini çekeceğini düşündüğünüz bütün içerikleri kanalınıza eklemeye çalışın arkadaşlar. Böylece hem izleyicileriniz daha fazla video gördüğü için daha çok memnun kalacaktır. Hem de siz içerik sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Böylece yelpazeniz çok daha geniş olacak. Kendinize yalnızca içerik düşündüğünüz belirli vakitler ayırın. Belirli zamanlarda kafanızı tamamen boşaltın ve yalnızca içerik düşünün. Bu vakit size çok boş geçen bir vakit olarak geliyor olabilir. Ama aslında öyle değil. Gerçekten çoğu içerikler bu şekilde bulunur arkadaşlar. Bu az önce bahsettiğim şeyleri yaptıktan sonra aslında kafanızı boşaltmanız, sakince düşünmeniz bir sürü içerik bulmanıza sebep olacaktır. Yani kendinize ve içeriklerinize daha fazla vakit ayırmaya çalışın. Bazı zamanlar bilgisayardan, telefondan kafanızı kaldırıp işimi nasıl daha ileriye taşıyabilirim diye düşünmeye bakın. Mesela ben de günün büyük bir çoğunluğunu, hatta belki tamamını bilgisayar başında geçiriyorum. Hem işim hem hobilerim burada olduğu için durum bu şekilde ilerliyor. Ama zaman zaman kafamı kaldırıp düşünüyorum, neleri daha iyi yapabilirim diye kafamda hesap ediyorum. Bu zamanlarda gerçekten benim için çok değerli oluyor. Sizin de bunu yapmanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Son olarak arkadaşlar, bu tamamen size kafanızda yer edinecek bir bilgi olacak aslında. İçerik bulamıyorum diye stres yapmayın. Yani bu hafta ne yapacağım, bu hafta ne videosu atacağım, hiçbir şey yok aklımda falan gibi düşünmeyin. Çünkü böyle yaptığınızda gerçekten hiç içerik bulamayacaksınız. Yani siz ne kadar stres yaparsanız aklınızdaki içerikler de o kadar uçup gidecektir. Sakin kafayla düşünün, içerikler bulmaya çalışın. Eğer aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa, gelen fikirler çok basit, kimsenin izlemeyeceği fikirlerse o haftayı es geçin. Video aksatmak çok mantıklı bir şey değil ama kimsenin izlemeyeceği bir videoyu atmak
daha da mantıksız bana göre. Dediğim gibi stres yapmayın, sakince düşünün ve içerik bulmaya çalışın. Mutlaka güzel içerikler elde edeceksiniz arkadaşlar. Bu videomuz burada sona erdi. Umarım verdiğim fikirler ileriki dönemde işinize yarar. İşinize yararsa siz de bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendi fikirleriniz varsa onları da yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.